Herkese merhabalar, bugün sizlerle Futbol Manager 2022'de Beşiktaş takımını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım, hemen Wellington'dan bir bakalım. Wellington'da stoper bölgesinde, yaşı 32 ama ilk sezon için bence fayda alınabilecek bir oyuncu. Kafa vuruşu güçlü, hızlı hızlanması fena değil, tekniği var, top kapması ve vizyonu var. Bu yüzden çok etkisi ve kullanışlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve Beşiktaş'ın stoperde vazgeçilmesi Damagoj Vida ise top kapma takım oyunu ve zihinsel özellikleri vazgeçilmez kılıyor bence Beşiktaş'ta. Hemen bakalım Rıdvan Yılmaz büyük potansiyelli bir oyuncu açıkçası Rıdvan. Yani şu profiliyle bile ilk olarak e, Süper Lig ekiplerinin hepsinde oynayabilecek seviyede ve 20 yaşında potansiyeli yüksek bu yüzden Rıdvan'la Uzun zamanlı bir sözleşme imzalayıp hem yerli kontenjanı etkisinden dolayı sol beki büyük bir kolaylık sağlayacaktır ve çok yıldızlaşacak bir isim. Hemen geçelim Necibe Salih'e bakalım önce Necibe gerek yok. Teknik olarak çok e, yüksek bildiğimiz üzere futbol meclisi 2021'de de öyleydi. Sadece özel yeteneğinde bir tık düşüklük var özel yetini şeyde yüksekti yanlış hatırlamıyorsam 2021'de yanlış da hatırlıyor olabilirim. İlk kontrolü çok iyi. Vizyonu da çok iyi. Orta alanda muazzam bir bence defansif oyun kurucu rolünü üstlenebilir. Hemen bakalım Oğuzhan Özde Akıp ne durumda? Oğuzhan da teknik ve paslar ama maalesef fiziksel ve neredeyse zihinsel açıdan hiç yok derecede. Hemen gelelim Kenan Karaman'a. Kenan Karaman da bu yıl ilk e, Beşiktaş'a transferini gerçekleştirdi. E, yerli olması ee, yaşının da fazla geç olmaması bundan dolayı e, hem kanatta hem forvette ve forvet arkasında oynaması nedeniyle joker bir oyuncu diye, diye nitelendirebileceğimiz bir oyuncu. Ve hemen Enkudu'ya geldiğimizde Enkudu'nun hız ve hızlanması kendini ön plana çıkarıyor. Aynı e, Fenerbahçe'deki Osay Samuel'de olduğu gibi kanattan bir otoban diye tabirli, tabir ettiğimiz e, bir oyuncu olacak seviyede değil öyle. Hemen bakalım Messi Bahşuay'ı zaten e, kariyeri kendisi e, belli ediyor. Soğukkanlı bir futbolcu güçlü. Bitiriciliği fena değil. E, tekniği var. Ay, şeyde Bahşuay'ı da bir komple forvet gibi oynatabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen gelelim Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı, genç yıldızı Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu da bu yıl büyük performanslar sergiledi. Hatta dün akşam Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında penaltı kurdardı ve takımına 3 puanı kazandırdı. 20 yaşında büyük potansiyeli, büyük gelecek vadeden bir oyuncu. Bu yüzden ve üstelik yerli olmasından dolayı Beşiktaş'ı bir tık ön plana çıkartıyor açıkçası. Ve hemen gelelim Solbeck en sakalı. 31 yaşında ama bunun yanında fiziksel özellikleri çok yerinde olan bir oyuncu. Ee, savunmasal özelliklerinde bir tık düşüklük var hani pozisyon almasında bir tık düşük olabilir ama onun dışında hücumsal olarak çok iyi pozisyon alması aslında onu pek hadi görmezden gelirsek savunmada bence hiçbir e, sorun çıkartacak bir oyuncuya benzemiyor. Şu Muhayir Oktay var ben e, bunu 2020 yılında Samsun Spor kariyeri yaptığımda kiralamıştım o yıl çok e, iyi bir oyuncuydu açıkçası potansiyelliydi maalesef bu yıl o kadar iyi değil. Hemen Kylarin'e baktığımızda Kylarin'in güçlü, zıplaması yüksek ve bitiricilik, kafa vuruşu özelliklerinin iyi olduğu. E, çünkü neredeyse bence Bascua ile büyük bir forma rekabetine girecektir. E, hemen Savozya'ya gelelim. Joseph de Souza'nın ise top kapması, takım oyunu, pozisyon alması, konsantrasyon çalışanı muazzam derecede ön libero mevkinde muazzam iş yapacaktır. Savunma ve e, orta saha bağlantısını çok iyi yapacağını düşünüyorum. Hemen Laiç'e bakalım. E, Laiç de de büyük bir teknik oyuncu. E, zihinsel de agresif çalışkanlık karar, karar almaz fena değil ama kararlılıkta da bunlar da düşüklük söz konusu özel yeteneği var vizyonu var. Bu bağlamda bence Laiç kullanılabilecek bir seviyede bir oyuncu. Güven Yalçı'la hızlıca bakalım. Beşiktaş'ın 3 forveti var. E, yanlış hatırlamıyorsun. Kenan Karaman'la 4. Bunların dördü de oynayabilecek seviyede. Hatta iki adet Kenan'ı e, dışarıya aldığımda bu üçü de bence ilk 11 oynayabilecek kapasitede bir futbolcu bu üç forveti. Kesinlikle ve en önemli en bomba transfer Miralem Pjanic'i unuttum. Orta sahanın bel kemiği, pası, tekniği, vizyonu her şeyi olan Miralem Pjanic e, bomba transfer sözüne ne hacet diyelim banka oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Mehmet Topal diyor. Mehmet Topal ne alaka? Mehmet Topal Beşiktaş'ta mı? Hemen bakmak istiyorum. Özür diliyorum. Ben unuttum ya. Hiç aklımda yok. Mehmet Topal'ın Beşiktaş'ta olduğu hiç aklımda yok. Hiç. Ya Mehmet Topal'ın kariyeri yeter ya. Geçmişte Galatasaray, Fenerbahçe, Valencia. Eee iyi bir kalitede olduğunu düşünüyorum ama işte o bölgede soluz olduğu için en azından yerle yedekte iyi bir o rotasyonda iyi bir oyuncu olacaktır hemen bir Gökhan Töre'ye bakalım bir gitti geldi Gökhan Töre Beşiktaş'tan tekrar döndüğünde ise tabi yaşı itibariyle değişiklikler var ama özel yeteneği çok yüksek orta yapması iyi seviyede Dripling'i var bir tık hızlanması düşük onun dışında yerli olduğundan dolayı bence e, kullanılması kaçınılmaz bir oyuncu. Alex Tekşeriya'ya geliyoruz. Evet Souza, Pjanić ve Tekşeriya'nın o üçlünün muazzam bir pas oyunu oynayacağını ben düşünüyorum. Souza'nın top kapması yüksekte hatırlayacağınız üzere. Onun o topu kapması ardından oradan hemen e, Salih'e. Pjanić'e vermesi piyan için tek şeriyayla o pas şeyi yani düşünmesi bile çok iyi bence. O yüzden Beşiktaş kariyeri gerçekten orta saha anlamında muazzam geçirecektir size. Diyebilirim tavsiye edilir. Francesco Montreux'a bakalım. Stoper oyuncusu sol ayaklı. Tekniği var. Eğer potansiyeli nasıl şu an bilmiyorum ama yükseltilirse yani potansiyelinde bir iyi bir derecede ise vizyon da artarsa çok güzel bir pasör stoper olacağını düşünüyorum Montero'nun. Onun dışında Mert Günok var yerli kaleci Ersin Destan'ın e, yedeği konumunda e, tabi bildiğiniz milli kaleci Umut Meraş Solbek e, yerli 25 yaşında çok iyi bir profil var bence e, Solbek açısından. Sakal en sakalayla e, güzel bir forma rekabetine girecektir ve gelelim sağ kanadın değişilmez oyuncusu Raşit Gezal. Raşit Gezal'ın pası, tekniği, vizyonu, özel yeteneği, kontrolü, karar alması. bak dilim yoruldu artık. Çok iyi bir oyuncu gerçekten sağ kanatta. Hadi hızlı hızlanması ortalama seviyede o çok çok iyi değil belki ama yani kötü değil. Asla kötü değil. Ortalamanın da üstünde bence. Yani sağ kanatta ee, otoban değil ama zekası ve tekniğiyle oradan çok güzel işler çıkacak, çıkartacaktır Raşit Gezal. Evet Beşiktaş incelememiz de bu şekildeydi. Farklı oyunlarda ve özellikle Futbol Manager 2022'nin yeni videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.